Serik, ne oldu sana, söyler misin? Neden konuşmuyorsun? Ne bu halin? Neler oldu o lanet kasabada? Beni rahat bırak Mine. Anlamadım, bunu sen mi söylüyorsun? Serik, seni tanıyamıyorum. Çok uzaklardasın. Mine, lütfen bu ara üzerime gelme. Bu da nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum. Nedense kendimi suçlu hissediyorum. Sadece karıma karşı değil, bütün insanlara karşı. Sen bunalımdasın. Deli çocuk fazla ileri gitmeye başladı. İade-i itibar davasını başaracak olursa arkası kötü gelir. Evet. Hem de seçimler yaklaşırken. Bence de. Ferit'i içimizden atarız, olur biter. Partiye avukat mı yok? Doğru. Bunu mutlaka genel başkanımıza iletmeliyiz arkadaşlar. Evet. Acele etmeseniz. Daha doğru dürüst Ferit'le konuşmadık bile. Dernekte dinledik, yeter. Çok kararlı görünüyor. Çok değişmiş, sanki bambaşka biri. Değişmek niye sizi bu kadar ürkütüyor anlayamıyorum. Onu anlamaya çalışmak yerine sürekli üzerine gidiyorsunuz. Aman Hakan Bey, başlamayın yine. Ferit Bey artık kaybedilmiş biri. Sizlerle aynı fikirdeyim. Bayanlar baylar, bir dakikanızı rica edeceğim. Yeni il başkanımız Sayın Altan Bey sizlere bir konuşma yapacaklar. Buyurun Altan Bey. Muhterem dostlarım, teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Biliyorsunuz önümüzde seçim var. Bunun için şimdiden büyük bir seferberliği başlatmak niyetindeyiz. Partimizi iktidara getirebilmek için politikacılarla olduğu kadar sanatçıyla, bilim adamıyla, esnafı ve bürokratıyla el ele güçlü bir işbirliği gerçekleştirmek evet. zorundayız. Doğru. Aksi doğru. takdirde mücadelemizi ve fikirlerimizi korumak giderek güçleşecek. Aydın kitleyi olduğu kadar halkın ekseriyetini de aramıza almalıyız. Bravo! Bravo! Alo. Selamünaleyküm beyim. Ben Süleyman. Oo, aleykümselam Süleyman. Nasılsın? Sağlığına duacıyız beyim. Hamdolsun. Anne nasıl? İyidir beyim. Şu sıralar epey toparladı kendini. Ya Abdullah, Ömer efendi. İyidir, iyidir. Hepsi iyidir, merak etme. Abdullah geçen seni sordu. Ararsa selam et dedi. Sen de benim selamlarımı söyle. Selamını iletirim. Bana uğrar yine. Peki ya Hacı efendi? Yakupzade efendi mi? Bir gün iyi, bir gün kötü. Geçenlerde Abdullah senden bahsetmiş. Sahi mi? O büyük adam demiş senin için. Çünkü sancı çekiyor demiş. Söyleyin ona İstanbul'da dikkat etsin kendine demiş. Büyük adam mı? Ben mi büyük adamım? Ben. Ben de. Aman Allah'ım. Gülme. Hacı Bey boş söylemez. Gülmüyorum. Gülmüyorum Süleyman. Ağlıyorum. Neden? Bilmiyorum. Hacı Bey'e selam söyle Süleyman. Ellerinden öp. Sen merak etme beyim. Abdullah, Ömer Efendi'ye de selamlarımı söyle. Hepinizi çok özledim. Biz de seni özledik beyim. İade-i itibar davası nasıl gidiyor? Eski dosyaları araştırıyorum. Bitince seni ararım. Şimdilik hoşça kal. Uğur ola beyim. Son yıllarında idam ettirdiği adamların ruhlarıyla cebelleşiyordu. İnkılap tarihimizin sayfalarında Kel Ali'nin ismi meşhur mahkemeyle birlikte anılacak. Daha sonra bakanlığı esnasında yaptığı güzel icraatlar belki de hiç hatırlanmayacak. Anne, bu beton yığınlarından, bu egzoz dumanlarından nefret ediyorum.
kendimi tanıyamıyorum. Ne olur yardım et bana. Gir. Telgraf komiserim. At focayı hazırlayın. Kim o? At focayı Ankara'ya götürüyorlar. Çabuk Haydar Paşa'ya koş bacım. Neden? Orada yargılanacak. Emir büyük yerden. Kendinize iyi bakın. Kalın sağ olun. Hadi. Yavaş. Tamam artık. Ver elini. Yavaş. Cemiyetiniz önce Cemiyetül Müderrisinken neden Teali İslam Cemiyeti'ne dönüştürdünüz? Cemiyetül Müderrisinden maksat da zaten ilim ve ahlak cihetinden Allah rızasını kazanmak ve dinimizi yüceltmekten ibaretti. Biz bu gayeyi umumileştirmek istedik. Bu vesileyle bütün efkarı umumiyeye yaymak mümkün olur diye düşündük. Fakat onu siyasi bir amaçla kullanmaya kalkıştınız. Asıl maksadınız hükümete karşı efkâr-ı umumiyeyi harekete geçirmekti. Dini de buna alet ettiniz. Efendi, ithamlarınızı yaparken dikkat ediniz. Bizleri hiç tanımadığınız belli. Dosyanızda sık sık eşrafla toplantılar yaptığınız yazılı. Merak buyurmayın, siyasi bir yönü yoktur. Bunlar basit dini sohbetler. Sağ olsun dostlar bu sohbetler için bizi çok sıkıştırırlar. Kitabı daha çok postayla mı sattın elden? Daha çok elden. Diğer kitapçılara dağıttığımda oldu. Tahminen ne kadar dağıttın? 500 kadar. Kanun çıktıktan sonra da sattığın oldu mu? Zaten nüshası pek az kalmıştı. Kanundan sonra bilhassa yok ettim. Atıf Hoca'nın diğer kitaplarını da mı sen dağıttın? Evet, hemen hemen. Ne zamandır kitapçılıkla uğraşıyorsun? 50 küsur yıldır. Şapka giymekte niçin direniyorsun? Sen de mi o Atıf Hoca'nın kitaplarından etkilendin?
Hatif Hoca böyle konularda kendi kafasından bir şey yazmaz. Neyle meşgulsün? Tevkifime kadar Darüşşafaka'da muallimdim. Ne okutuyordun? Tarih ve edebiyat. Ya, en ziyade hangi gazeteleri okursun? Hangisi elime geçerse onu. Ayrım yapma. Bir cemiyet veya fırkaya mensup musun? Darüşşafaka'yı idare eden, cemiyeti tedrisiyeden başkasına mensup değilim. İttihat ve Terakki'ye girmiş, 1325'te çekilmiştim. Bir de Teali İslam Cemiyeti'ne dahil olmuş, sonra istifa eylemiştim. Atıf Hoca'yı oradan mı tanırsın? Atıf Efendi'yi İptidai Umum Müdürlüğü'ne getirildiğinde tanıdım.